Bu yıl 33. kez düzenlediğimiz kıtalar arası Boğaziçi yüzme yarışımız, sizin de belirttiğiniz gibi 2402 hatta 2500'e yakın sporcunun akredite olduğu bir yarış. Gerek İstanbul'un tanıtımı, gerek ülkemizin tanıtımı açısından, Türk sporu açısından sürdürülen bir gelenek. Eşsiz bir deneyim herkes, katılan herkes için. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak bu büyük organizasyonu bir kez daha güzel kentimizde gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Ümit ediyorum katılanların tümü İstanbul'dan çok güzel anılarla her zaman olduğu gibi ayrılacaklar. Yabancı konuklarımız var. Onlar zaten bu eşsiz deneyimi yaşamanın büyük bir mutluluğu içindeler şu anda. Ben katılan herkese çok teşekkür ediyorum. İlgiyle izleyen yazılı ve görsel medyamıza şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki anladım. Şimdi ben ilk defa giriyorum doğru söylemek gerekirse ve çok farklı bir deneyimdi. Normalde havuz yüzücüsüyüm, yani havuzda yüzüyorum ve 2016 Rio Olimpiyatlarında 200 metre kelebekte ülkemizi temsil ettim. Bu yarışa ilk defa giriyorum ve denizde olmak, böyle mükemmel bir organizasyonda olmak gerçekten çok keyif vericiydi. Akıntıyı takip etmeye çalıştım doğru söylemek gerekirse. Tek başıma yüzdüm. Hani birini takip edemedim. Hatta etrafımda birini gördüğümde tamam dedim. Kaybolmadım, doğru yoldayım, hala devam edebilirim. Çok keyifli bir yarıştı. Buradan beni yüzdüren, destekleyen Kayseri Tohum, Galatasaray Spor Kulübü, federasyonumuza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu mükemmel organizasyon için Olimpiyat Komitesi'ne çok teşekkürler. Yarışı 40 dakika 55 saniyede bitirdim. Galiba erkeklerle birleştirildiğinde 4. oluyorum. İlk deneyimim olduğunu düşünürsek bence gerçekten çok iyi bir başarı. Bu yüzden çok gururlu ve mutluyum. Çok teşekkürler. Harika. Yani sadece biraz daha böyle gözlüğüm bulandığı için etrafın keyfini çıkaramadım. Onu gerçekten, o manzarayı daha keyifli bir şekilde görmeyi isterdim. Ama Çanakkale'liyim ve Çanakkale Boğazı'nı biliyorum normalde. O yüzden İstanbul Boğazı'nda da olmak, buraya geçmek, kıtalar arası yüzücü olmak ve bunu şampiyon olarak bitirmek gerçekten çok güzeldi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir yarıştı. Çok büyük bir organizasyon ve çok keyif aldığımı söylemem gerekiyor. Daha önce böyle bir organizasyona katılmadım ve keyif aldım. Güzeldi yani. Nasıl geçti? Parkur zorlu muydu? Akıntı, rüzgar zorladı mı seni? Birkaç defa dalgayı karşı tarafta ters akıntıya yakalandığım oldu ama genelde hep ortadan yüzdüğüm için arkadan geldi akıntı. Çok keyifliydi. Hani güzeldi, öyle söyleyeyim. Soğuk, çok soğuk değildi. Öyle yani. Peki Bursa Olimpiyat Merkezi sporcusun. Evet. Hedefin mi? Gelecekte amacın neler? Tabii ki. Ben hem aynı zamanda açık suda ve normal yüzme branşında milli sporcuyum. 2024 Olimpiyatlarına gitmeyi çok istiyorum ve bu hedefe çalışıyorum. Antrenörüm Eray Açık Gözle birlikte bu hedef doğrultusunda devam ediyoruz. Dediğiniz gibi burada tam sporcusuyum. Hani hedefim şu anda Olimpiyatlara gitmek. Ondan sonra da belki daha üst seviyelerde hedeflerim olacaktır. Ben teşekkür ederim.